Şimdi biz bu ortamda anayasanın konuşulduğu komisyonlarda bizlerin yani parlamentonun dahi haklarının bir bir gasp edildiği bir süreçte bunca adaletsizliğin, hukuksuzluğun olduğu ortamda anayasa değişikliğini ya da AKP'nin anayasa dayatmasını konuşuyoruz. Bu ülke, bu halk bunları hak etmiyor. Hem ülkeyi 14 yıldır sizler yöneteceksiniz, hem de ufak bir siyasi sorumluluk dahi duymaksızın yeni anayasa arayışlarına gideceksiniz. Eğer 14 yıllık iktidarınızda %11 oranında işsizler ordusu yarattıysanız, eğer ülkemiz %28,5 yoksulluk oranıyla 34 OECD ülkesini geride bırakmış ise, eğer Türkiye'de yoksulun gelirden aldığı pay %2,1 iken en zenginin aldığı pay %32'ye ulaşmış ise, eğer eğitimde dünya sıralamasının da en gerilerdeysek, okuduğunu anlamayan, okuyamayan bir nesil yarattıysanız, eğer Türk lirası kendine benzer para birimlerine kıyasla dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olmaya devam ediyorsa, esnafımız, köylümüz, çiftçimiz doğduğu topraklardan göçmek zorunda kalıyorsa, eğer son 80 yılda 3676 lira olan kişi başına düşen ortalama kamu borcu son 13 yılda 5000 lira artarak 8777 liraya yükseldiyse ve her yeni doğan çocuğa güzel aydınlık bir gelecek yerine borçlu bir gelecek veriyor ülkemizde, her doğan çocuk gözlerini 8717 liralık kamu borcuyla açıyorsa, eğer dünyada cinsiyet eşitliği raporuna göre kadın erkek eşitliğinde 142 ülke arasında Tunus, Bahreyn ardından 125. sırada yer alıyor isek, eğer 2012'de 23.668.000 olan yardıma muhtaç insan sayısı 2014'te 30.5 milyona yükseldiyse, 13 yılda 8 milyon yardıma muhtaç hane yarattıysanız, eğer 52.695.000 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 10 milyon seçmen yardımlara muhtaç yaşıyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iş yükünün büyük bir bölümünü Türkiye işgal ediyorsa, çocuklarımız askerde şehit olmaya devam ediyor, meydanlarda bombalar patlamaya devam ediyor, bu tablonun kabahati ve vebali tartışmasız ülkeyi 14 yıldır yöneten iktidarındır. Sayın Durmaz, bu vebalin sorumluluğunu almak yerine lütfen rejim değişikliğine, başkanlık sevdasına düşmek ayrı bir hukuk garabetidir. Apar topar anayasa teklifi adı altında bu ülkenin geleceğini karartan, parlamentoyu, cumhuriyeti, kuvvetler ayrılığını yok eden bu uygulamayı getiriyorsunuz. 14 yıldır ülkeyi sürüklediğiniz noktada en mühim konu başkanlık mı? Başkanlık sevdanızla ülkemize çok gördüğünüz birlikte yaşama kültürünü, barışı, kardeşliği ve sizin gibi düşünmeyi yok saymayı bir anlayış sayıyorsanız, ne yazık ki bunları başaramayacaksınız. Bu halktan alınan temsil yetkisi ancak iktidar eliyle bu kadar kötüye kullanılabilir. Ama inanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları mutlak bu hakkı sizlere vermeyecektir.